Herkese selamlar dostlar. Bugün bir laptop incelemesi yapıyoruz ama öyle boş bir laptop değil. Casper'ın geçtiğimiz aylarda düzenlediği Tech Vision Day etkinliğinde tanıttığı Excalibur G911 var yanımda ama 14. nesil. Bizdeki en iyi versiyonu ama siz açıklamadaki linke tıklayarak bilgisayarı dilediğiniz gibi konfigüre edebilirsiniz. Ekran kartıdır, RAM'idir, SSD'sidir. Hatta ekranın kendisini bile dilediğiniz gibi ihtiyacınıza göre özelleştirebiliyorsunuz dostlar. Biz Excalibur G911 14. nesili daha önce kutusundan çıkarttık, oyunlarımızı oynadık, performans testini yaptık. Yani öyle kağıt üzerinde yazılı değerlere göre konuşmayacağım bu videoda. Ancak şunu söyleyebilirim ki günümüz itibariyle en iyi yüksek performans sağlayan laptoplardan birisi var yanımda. Çünkü içerisinde Nvidia'nın bugüne kadar ürettiği en iyi mobil ekran kartlarından RTX 4090 yer alıyor dostlar. Yine de kutu açılışında nasıl bir deneyim yaşayacağınızı göstermek için ürünü tekrar ben kutuladım. Gelin bir kutu açılışını tekrar birlikte yapalım. Ardından bu bilgisayar hakkında size söyleyeceğim çok önemli şeyler var. Hem oyun hem de performans testlerine geçeceğiz. Şöyle aldım. Bilgisayarın kutusunun önünde zaten görüyorsunuz Excalibur logosunu. Bilgisayarın kendisine ait bir görsel var. Şöyle üst kapağı kaldırıyorum. İki bölmeli bir yapı karşılıyor bizi. Sağdaki bölmeyi açınca tahmin ettiğiniz üzere bilgisayarın kendisine dair garanti belgesi, evrakların olduğu bir poşet çıkıyor. Ve burada da bilgisayarımızın kendisi yer alıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle şuraya da göstereyim. Bunu bir kenara koyalım. Kendisine geleceğiz birazdan. Sağdaki kutuda da güç kaynağı yer alıyor. Windows 11'li yüksek performanslı laptoplarda bu tarz büyük ve ağır güç kaynakları oldukça doğal arkadaşlar. Çünkü bu tarz bilgisayarlar işte RTX 4090 gibi ekran kartlarıyla geldiği için yüksek güç kaynağına ihtiyaç duyuyorlar her zaman için. Bunu da kenara koyuyorum ve kutu açılışımız bu kadar. Daha önce açtığımız ve az önce paketlediğimiz için bu kablolar bu kadar dağınık. Artık kusura bakmayın. Evet, kutusunu açtık. Bilgisayarı önümüze aldık dostlar. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle konuşuyorum dostlar yine. İçerisinde nasıl ekran kartı tarafı için bugüne kadar üretilmiş en iyi ekran kartı RTX 4090 varsa işlemci tarafı da öyle. Intel tarafından üretilen i9-14900HX işlemcimiz var bilgisayarın içerisinde. Yani RTX 4090 işlemci tarafında da en iyi işlemciyle birlikte karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu donanımları bir laptopun içerisine koymak, sığdırmak yeterli değil tek başına arkadaşlar. Aynı zamanda bu donanımları besleyecek güç kaynağını da vermeniz gerekiyor ki bilgisayar her zaman yüksek performansla çalışabilsin. Kağıt üzerinde vaat ettiği performansı verebilsin, oyunlar cayır cayır açılabilsin, işte mimarlık, mühendislik, tasarım uygulamaları çalışabilsin, Windows 11'de yazılım geliştirme yapılabilsin mesela. Hatta zamanı gelince içerisindeki donanımları da güncelleyip bilgisayarın performansını uzun yıllar boyunca koruyabilelim. İşte Casper bu özgürlüğü ve özgünlüğü sunmayı başarmış Excalibur G911 14. nesilde. Fazla vakit kaybetmeden daha önce yaptığımız oyun ve performans testlerine geçelim şimdi. Siz görüntüleri izlerken ben de size bilgisayarın teknik donanımlarından bahsedeyim, ardından bilgisayar üzerine söyleyeceğim önemli birkaç mesele daha var. Oyun testine Cyberpunk 2077 ile başlıyoruz. Günümüz itibariyle en iyi laptop ekran kartı Nvidia GeForce RTX 4090'ın sınırlarını biraz zorlayalım. Bu yüzden tüm grafik ayarlarını en yükseğe çekiyoruz ve bu şekilde aldığımız FPS ortalaması 20-22 seviyesinde oldu. Ancak bunu arttırmanın bir yolu var. Ona birazdan geleceğim. RTX 4090'da 16 GB hafıza ve 256 bit veri yolu var. Bu ekran kartı sayesinde 3 tane yeni nesil teknolojiyi kullanabiliyoruz. Bunlardan ilki DLSS 3. Nvidia'nın geliştirdiği bir yapay zeka özelliği DLSS, oyunlarda yapay kareler yaratarak biz çok da fark etmeden daha yüksek FPS almamızı sağlıyor. Bu bilgisayarda kullanabildiğimiz DLSS 3, mevcut DLSS 2 teknolojisinin güncellenmiş hali olarak da görebileceğimiz bir teknoloji. DLSS 2'nin sunduğu süper çözünürlük özelliğine ek olarak tamamen yeni kareler oluşturarak performansı 4-5 kata kadar arttırabiliyor. Kare oluştururken sistem gecikmesinde herhangi bir artış olmaması için rekabetçi oyunlardan bildiğimiz Nvidia Reflex teknolojisi de otomatik olarak devreye giriyor. DLSS 3 başta Cyberpunk 2077, Marvel Spider-Man ve Diablo 4 olmak üzere pek çok 3A oyunda da yer alıyor arkadaşlar. Tüm DLSS teknolojilerine 300'den fazla oyun ve uygulamada erişmek de mümkün. Hatta artık biz DLSS'siz oyunlar çıkmasın istiyoruz. Hoş çıktığında da zaten modcular sağ olsun hemen ekliyorlar oyunlara. Cyberpunk 2077'de Nvidia'nın yapay zeka desteğiyle oyunlardaki FPS'i arttırmamızı sağlayan DLSS'i aktif ettiğimizde gözle görülür bir artış yaşadık ve ortalama FPS yine en yüksek ayarlardayken 85'e kadar yükseldi. Ayrıca bu kartlar sayesinde ışın izleme yani ray tracing ve path tracing teknolojilerini de kullanmamız mümkün oluyor. Işın izleme sayesinde oyunlarda fotorealistik grafikler için en önemli ögeler olan ışık, global aydınlatma, ışık saçan dokular ve gölge, yansıma ve çevresel perdeleme gibi ışığın oyun dünyası içerisindeki hareketleri sonucu ortaya çıkan efektler gerçeğe çok daha yakın bir şekilde oyun dünyası içerisinde oluşturulan sanal ışınlar izlenerek hesaplanıyor. Yani ışık ve ışık kaynaklı efektler simüle edilmiş oluyor ve ortaya standart metotlara kıyasla çok daha gerçekçi
gerçekçi gölgeler, çok daha gerçekçi yansımalar ve çok daha gerçekçi bir aydınlatma çıkıyor. RTX 4090'ın getirdiği son teknoloji avantajı ise path tracing. Işın izlemeden, yani ray tracing'den temel farkı bu teknolojinin oyunun tamamının ışın izleme ile görüntüleniyor olması. Örnek vermek gerekecek olursa ışın izleme opsiyonlarını kimi grafik ayarları için açıp kapatabiliyorken path tracing'imizi açtığımız zaman A'dan Z'ye bütün oyun ışın izleme ile görüntüleniyor. Bu ekran kartı üzerinde çok ciddi bir yük bindirdiği için hem GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarında yer alan başta Shader Execution Reordering olmak üzere pek çok yeni teknolojiden faydalanmamız gerekiyor. Hem de DLSS 3.5 ile yapay zeka desteğini devreye almamız gerekiyor. Path Tracing destekleyen oyunlar arasında Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Portal'ın RTX'li yeni sürümü ve Minecraft RTX'i saymak mümkün dostlar. Teste 2018 yılında çıkış yapan Spider-Man Remastered'ın PC versiyonuyla devam ediyoruz dostlar. DLSS özelliği kapalı bir şekilde maksimum çözünürlük ve grafik ayarlarında ortalama FPS 55 oldu. Nvidia'nın 40 serisi ekran kartlarından birisini kullandığımız için eski ya da yeni ama sağlam grafikli oyunların tamamında mümkün olan en yüksek performans değerlerini görüyoruz burada dostlar. Spider-Man Remastered'ın ayarlarından DLSS'i aktif hale getirdiğimizde ise ortalama FPS değeri 90'a kadar yükseliyor. Biraz eski bir oyun olduğu için DLSS'in son sürümünü kullanmasa bile RTX 4090'ın modern mimarisi sayesinde oyunu herhangi bir yırtılma veya gecikme olmadan oynayabildik. Teste daha modern ve günümüzde sistemi en çok yoran yapımlardan Alan Wake 2 ile devam edelim şimdi. Çünkü bu oyun Nvidia'nın sunduğu güncel DLSS 3.5 desteğini sonuna kadar kullanıyor. Maksimum çözünürlük ve grafik ayarlarında FPS ortalaması 18-19 değerini görüyor. DLSS 3.5'i aktif ettiğimizde ise 30'un üzerine çıkıyor. Çözünürlüğü kalite moduna aldığımızda 50 FPS seviyelerini görüyoruz. Bu ayarlarıyla Alan Wake 2'yi zaten film gibi oynayabiliyoruz dostlar ki görüyorsunuz. Son olarak Valorant testine geçelim. Hızlıca BL Spike'a hücum oynuyoruz. Excalibur G911'in ekranı 240 Hz tazeleme hızı ve 500 nit parlaklık sunduğu için bu tarz rekabetçi oyunlarda sizi avantajlı duruma getiriyor ki aynı zamanda 9 milisaniyelik bir gecikme süresi var. Bu bir laptop ekranından beklediğimizin üzerinde bir değer. Ekranın detaylı özelliklerine birazdan geleceğiz. Maksimum çözünürlük ve grafik ayarlarında monitörde herhangi bir yırtılma ya da oyunda bizi geriye düşürecek bir gecikme sorununa rastlamadık ki eğer internette kablosuz bağlanıyorsanız bu da gecikmeye de etkili oluyor biliyorsunuz. Bilgisayarımızda Intel'in Wi-Fi 7 teknolojisi olduğu için internet hızı ve ping değerlerimiz kablolu bağlantıya olabildiğince yakın değerler sundu bize. Aynı şekilde Intel'in sunduğu Bluetooth 5.4 bağlantısı sayesinde üst segment kablosuz fareleri de daha düşük gecikmeleriyle kullanabiliyorsunuz dostlar. Test ettiğimiz oyunların değerleri bir arada ekranınıza gelirken size bilgisayarın diğer donanımlarından da bahsedeyim. Excalibur G911 14. nesilde 2 adet NVMe M.2 SSD slotu mevcut ve bunlardan birisi PCI Express 4.0, diğeri de Gen 4 desteğine sahip. Yani piyasadaki üst segment SSD'ler ile uyumlu ve ilerleyen yıllarda dilediğiniz soketle SSD hafızasını yükseltebilirsiniz. RAM tarafına baktığımızda 4800 MHz baz frekansta çalışan 2 adet 32 yani toplamda 64 GB hafızaya sahip çift DIMM opsiyonunu görüyoruz. Bu arada test boyunca işlemcideki sıcaklık değerini ekranda gördünüz. Laptopun tüm donanımlarını zorlayan Cyberpunk 2077 gibi oyunlar oynasak da sıcaklık ciddi boyutlara ulaşmadı. Bunun sebebi bilgisayarda 5400 RPM'e ulaşan 2 adet akıllı turbo fan, 5 termal bakır boru ve 12 termal petli bir soğutma sisteminin yer alması. Videonun başında da söylediğim gibi bu bilgisayarı alırken bahsettiğim bütün donanımları dilediğiniz gibi konfigüre edebiliyorsunuz dostlar. Yani sizin için RAM miktarı önemliyse RAM miktarını, SSD önemliyse SSD'yi artırıp azaltabilirsiniz. Ekran kartını bütçeniz 4090'a yetmiyorsa 4070 olarak güncelleyebilirsiniz. Her şey sizin zevkinize ve performans talebinize göre bu bilgisayarda özelleştirilebilir. Yani bu bakımdan Casper aslında masaüstü bilgisayarlarda sahip olduğumuz konforu laptop sınıfına da getirmiş gözüküyor. Bu arada Nvidia 40 serisi ekran kartlarının sunduğu bir diğer avantajsa Nvidia Studio gibi Nvidia'nın geliştirdiği özel yazılımları da kullanabilmek, hatta dahili bir görsel yapay zeka sistemi kurabilmek, geliştirebilmek. Bu da şu demek oluyor: yapay zeka geliştiriciliği ile ilgilenen bir yazılımcıysanız, bu bilgisayar Windows 11'li bir bilgisayar arıyorsanız eğer gayet işinizi görecek düzeyde. Şimdi geçelim sentetik performans testine. Bunun için Cinebench R23'ü kullanacağız dostlar. Performans testlerine geçmeden önce küçük bir not eklemek istiyorum buraya. Bu performans testi, sentetik testler aslında verdikleri değerlerle gündelik deneyime ilişkin çok fazla net bir bilgi vermezler. Ancak ben size olabildiğince durumu açıklamaya çalışacağım. Ürün hakkında ve bu ürünün muadilleri, rakipleri hakkında size net fikirler sunacağımı düşünüyorum. Şimdi başlattığımız Cinebench R23 bize bilgisayarın hem ekran kartı hem de işlemcisi hakkında bazı puanlar veren bir test uygulaması arkadaşlar. İşlemci demişken başta da söylediğim gibi Excalibur G911'de Intel'in 14. nesil Raptor Lake serisi işlemcilerinin en üst versiyonu olan i9-14900HX yer alıyor. 10 nanometrelik hibrit mimariye sahip işlemcimizin 36 MB L3 ön belleği var. 24 çekirdek ve 36 iş parçacığı üzerinden Intel'in Adaptive Boost
bulunduğumuz teknoloji sayesinde ulaşabildiğimiz maksimum hız tam 5.8 GHz'e kadar yükselebiliyor ki bu hem üst seviye oyunlar hem de yazılımcılık için kullanılan uygulamalarda oldukça önemli bir değer. Bu sırada Cinebench R23 skorlarımıza geçelim. Excalibur G911'in içerisindeki 14. nesil Intel işlemci maksimum performansı ifade eden çok çekirdek testinde 1015 puan aldı ve daha yüksek bas frekansına sahip rakiplerini geride bıraktı. Standart gündelik uygulamalarda verimliliğini gösteren tek çekirdekli testte ise 118 puan ile Apple'ın M1 Max ve Ultra'sını geride bıraktı. Bu da bize şunu gösteriyor. Excalibur G911, 14. nesil Intel işlemcilerin kullanıldığı en iyi konfigürasyonlardan birisine sahip. Eğer işlemci performansının önemli olduğu mimarlık, mühendislik ve tasarımcılık uygulamalarını sorunsuz bir şekilde kullanacağınız Windows 11'li bir laptop arıyorsanız günümüz itibarıyla en güçlü bilgisayarlardan birisi olduğunu gösteriyor bize. Video başında size bu bilgisayar hakkında bahsetmem gereken birkaç önemli mesele olduğunu söylemiştim dostlar. Bunlardan ilki bilgisayarın ekranı. Böyle gittiğimiz her yere yüksek performans götürmemizi vaat eden işte RTX 4090 taşıdığımız bir bilgisayarın bu görüntü kalitesini ve bu performansı size yansıtması ve hissettirmesi de gerekiyor çünkü. Zaten oyun testleri sırasında siz bu ekranın kalitesini biraz fark etmiş olabilirsiniz ama üzerine biraz daha konuşmamız lazım. 16 inç büyüklüğünde ve 16:10 en boy oranına sahip, yani ideal ölçülerde bir laptop ekranı görüyoruz burada. Hem büyüklük hem de bu en boy oranı açısından oyunlarda ve böyle tasarım uygulamaları gibi arayüzün karmaşık ve kalabalık olduğu uygulamalarda bence oldukça göz rahatlatan bir şey bu. Yani 16:9 dar bir ekrana bakmak yerine 16:10 ekran kullandığınızda farkı net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Ayrıca QHD, yani 2560'a 1600 piksellik bir çözünürlük sunuyor ekran. Yine bu da uygulamalarda ve oyunlarda, özellikle tasarım uygulamalarında, küçük materyallerle oynadığınız ve uğraştığınız uygulamalarda oldukça gözünüzü rahatlatan ve uzun süreler boyunca kullanmanızı sağlayan bir çözünürlük. Bu ekranın bir diğer artısı da 178 derecelik bir görüş açısına sahip olması. Bu ne demek oluyor peki? İşte diyelim ki arkadaşlarınızla 2 kişilik, 3 kişilik oyunlar oynuyorsunuz. İşte bir FIFA atacaksınız mesela. İkiniz de farklı açılardan baksanız da bu ekrandaki görüntüyü net şekilde renkleri bozulmadan deneyimleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda 4-5 kişilik bir arkadaş ya da iş grubuyla bilgisayarın ekranına farklı açılardan baktığınızda yine görüntünün netliği ve renkleri bozulmuyor arkadaşlar. Bu bahsettiğim son ekran özellikleri Windows 11'li laptoplarda sıklıkla görmediğimiz özellikler arkadaşlar. O yüzden altını çizip vurgulamak istedim onları da. Bu bilgisayar hakkında konuşmamız gereken bir diğer önemli konunun da tasarım olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tarz cihazlarda kullanılan her türlü malzeme ve tasarım çizgisi bilgisayarın soğutma sistemine ve dolayısıyla da performansına doğrudan etki ediyor. Casper'ın Excalibur 911 14. nesil için geliştirdiği akıllı soğutma sisteminin getirdiği avantajları aslında az önceki oyun ve performans testlerinde birlikte görmüş olduk arkadaşlar. Yani soğutma sistemlerinin performansa olabildiğince katkı sağladığı ve verimli bir şekilde çalıştığı bir tasarım çizgisi tercih etmiş Casper bu bilgisayarda. Bu soğutma sisteminin hava çıkışlarını hem arkada, iki yanda hem de bilgisayarın sağında ve solunda görüyoruz dostlar. Hava girişlerini de gövdenin hemen altındaki ızgaralı alanda görüyoruz. Arkadaki hava çıkışlarının etrafında yer alan ince RGB LED'ler bence güzel ve hoş bir detay olmuş arkadaşlar. Kişisel olarak söylüyorum tabii ben bunu. Yüksek performanslı bilgisayarlarda ben artık RGB renkleri ve aydınlatmaları çok sevmesem de bu bilgisayarda yapılan RGB aydınlatmalar öyle çok gözüme batmadı. Sadece şunu biraz isterdim. Belki biraz ütopik olacak ama hazır bir monitörün arkasına RGB aydınlatma koymuşken TV'lerden alıştığımız o ambiyans aydınlatma seçeneğinin de böyle bir bilgisayarda sunulmasını isterdim. Karanlık bir ortamda bilgisayarı kullanırken, oyun oynarken ya da çalışırken ekranda gördüğümüze eşdeğer renklerin arkaya, duvara yansıması hoş bir deneyim yaratabilirdi. Neyse, şimdilik RGB ile yolumuza devam ediyoruz. Bu arada hava girişlerinin gövdenin altında olması sizi çok endişelendirmesin. Casper 5 mm'ye yakın kalınlığa sahip skatezler kullanarak hava girişini kolaylaştırmış bu bilgisayarda. Bu skatezler aynı zamanda bilgisayarın masa üstündeyken sağa sola kaymasını da gayet güzel bir şekilde engelliyor. Şimdi gövdenin üst bölümüne geçelim dostlar. Burada tabii ki gözümüze ilk çarpan şey klavye. Bu klavyede 65.026 adet farklı renk veren 3 bölgeli RGB aydınlatma seçeneğini görüyoruz. Ama böyle benim gibi RGB sevmeyenlerin de gözü korkmasın dostlar. Gördüğüm en sade ve şık laptop tasarımlarından birisi bu. Klavyenin hemen üzerinde 2 adet 2'şer watt güce sahip Dolby Atmos destekli hoparlörlerimizi görüyoruz. Zaten bu bilgisayarın ses performansını da oyun testleri sırasında gördünüz dostlar. İşte oyun oynarken o cayır cayır çalışan donanımların soğuması için duymamız gereken fan seslerini bastıran bir ses sistemi var bu bilgisayarda. Bilgisayarın sağ tarafında 2 adet USB portu, sol tarafında ise 1 adet USB ve 3.5 mm'lik kulaklık girişini görüyoruz. Bilgisayarın güç girişi dahil diğer portları hemen arka tarafında yer alıyor. 1 adet Ethernet, 1 HDMI, 1 Type-C, bir de DisplayPort görüyoruz. Bu arada eğer RTX 4090'lı bilgisayarı konfigüre ederek alacaksanız burada arkadaki Type-C girişi Thunderbolt 4 destekli oluyor dostlar. Bu da eğer iyi bir SSD ile dosya transferi yapacaksanız Thunderbolt
Thunderbolt 4 sayesinde saniyede 40 GB'lık band genişliğine kavuşmanızı sağlıyor. Bu arada bu tip bilgisayarlarda üreticilerin aşması gereken bir diğer önemli sorun da bence taşınabilirlik sorunu dostlar. Doğaları ve içlerindeki yüksek performanslı donanımları gereği bu bilgisayarlar çok iri ve ağır bilgisayarlar oluyor. Ama Casper Excalibur G911 14. nesilde bu genel kanıyı değiştirecek birkaç tasarım tercihinde bulunmuş. Bunu yerli bir üretici olarak başarmış olması da bence ayrıca hoş bir detay. Peki burada ne demek istiyorum? Mobil RTX 40 serisi ekran kartı ve Intel'in 14. nesil işlemcileriyle kullanabildiğiniz bir laptop için rakiplerine kıyasla daha ince ve daha hafif bir bilgisayar bu. Tabii ki yine çok ince ve çok hafif bir bilgisayardan söz edemeyiz burada. Çünkü bu bilgisayarın sınıfı ve vaat ettiği performansı belli arkadaşlar. 27.3 mm inceliğinde ve 2.5 kilogram ağırlığında bir bilgisayardan söz ediyoruz. Bu değerler az önce de söylediğim gibi bu tipteki, bu sınıftaki bilgisayarlar için oldukça kabul edilebilir değerler. Casper bilgisayarın hafifletilmesi için metal çerçevenin etrafına şık ve hafif malzemelerle güzel bir doku da katmış. Hatta bilgisayarın tasarımına ilişkin eleştirebileceğim en büyük konu bu dokunmatik fare alanı biraz daha büyük olabilirdi. Bu performansla bir bilgisayardan tek elle kullanımı çok daha rahat bir şekilde sağlayabilirdi bu sayede. Ancak yine de Casper'ı ben burada çok iyi anlıyorum. Çünkü RTX 4090, 4070 ya da 14. nesil Intel gibi işlemcilerle destekleyebildiğiniz, hatta bu parçaları dilediğiniz gibi ayarlayabildiğiniz bir sistemde bu kadar ciddi tasarım değişikliklerine, radikal değişikliklere gitmek çok zor oluyor arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz hani bu dokunmatik alanın büyüdüğü, işte tek elle daha rahat kullanabildiğiniz bilgisayarların da böyle konfigürasyon seçenekleri maalesef yok. Videonun başında da söylediğim gibi açıklamalar bölümündeki linke tıklayarak kendi Excalibur G911'inizi dilediğiniz gibi konfigüre edebilirsiniz. Masaüstü bir bilgisayar toplar gibi ekran kartını, işlemcisini, SSD'sini, RAM hafızasını dilediğiniz gibi seçebilirsiniz. Hatta Windows lisansı da dahil. Linke tıklayarak muhakkak göz atın bence. İhtiyacımıza ve bütçemize göre dilediğimiz konfigürasyonu yapma özgürlüğü sunduğu ve bu videoda sponsor olduğu için Casper'a çok teşekkür ederiz. Ayrıca videoyu sonuna kadar izlediğiniz için de size teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.